Hayırlı işler dayı, ne yapıyorsun? Sana giren çıkan bir şey yok evladım. Sen bak işine. Olmaz dayı, yasak. Karakoldan kağıt getirmen lazım. Ne demek yasaktan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şerif amca, beraber bir kamyon dayak yemişliğimiz var. Bak kurban olayım başa sarım. Aa, tanıyorsan o zaman hakikaten vermezsin yani. Şerif amca yine mi sen ya? Bir insan her gün benzinlikten benzin çalmaya çalışır mı ya? Oğlum tamam lan. Oğlum deden yaşında lan. Ne oluyor burada ya? Bu adam kim? Ya. Evladım, iki bidon benzin istiyorum, vermiyorlar. Bu karda kışta soğuktan öleyim istiyorlar herhalde. Olur mu canım öyle şey? Ne var yani şuradan iki bidon benzin alsam, evde damıtıp doğalgaz haline dönüştürsem, yakabildiğimi yakarım, yakamadığımı içerim. Çok şey mi istiyorum yani? Tamam amca, sen ne kadar istiyorsan al. Yazıklar olsun size be. Dininiz imanınız para olmuş. Adamın akıl dengesi yerinde değil diyorsun. Şerif amca, hallettin mi işini? Hallettim, hallettim. Evladım, sevabına beni bir aşağı mahalleye bırakır mısın? Çok önemli bir işim var. Olur amca, olur. Hadi sevap işledin, sevap. Selametle Şerif amca. Yolun açık olsun. Ulan dayanamıyorum, yine ittiğimi yapıyorum. Besle kargayı, soksun dalgayı. Kusura bakma ama cuk oturdu. Bu bana mı kızdı ya? Ha? İcatla ilgili bütün yedek parçaları aldın değil mi lan? Heh, güzel. Sonra kundakçılık yapacağız diye kendi motorumuzu yakmayalım mal gibi. Hayırdır. Alo Feyza. Kaçak silahlar kamyona yüklendi. Sınır da bekleyin. Ne diyorsun sen kız? Abi şifreli konuşuyorum ha. He, şifre olarak da silahı mı kullanıyorsun sen? Mantıklı. Nikita, biz de köşe başını mesken tuttuk, torbacılık yapıyoruz. Torba tutanınız bol olsun. Cemili cümlemize. Şerif abi geliyormuş. Şimdi bu manyağın gözü hiçbir şey görmez. Hemen çıkalım abisi. Al şunu da. Al hadi. Mahallemizin Neron'u olay yerine intikal etti abi. Arkadaş ya, bu adam var ya günaha girmekten zevk alıyor ya. Yemin ediyorum ya. Şeytan bunu izlerken var ya, arka sokaklar izleyen kuru yemişçi gibi zevk alıyordur, yemin ediyorum. Vay ibne vay. Hadi Şerif abi. Hadi abi. Lan lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Niye dükkanı pas geçti bu? Çakmak var mı? Ne? Ne yapıyor lan bu? Ateş istiyor. Ne diyor Metin ya? Çakmağın var mı? Arkadaş kundakçının milletten ateş istediği nerede görülmüş ya? Kahveye niye gidiyor lan? Kahveye gitme bari. E ateş aldın. Kahve. Hilmi bunu sevmedi. Hayırdır MacGyver? Yine neyin peşindesin? Bir şey değil ya. Siz oyununuzu bozmayın. Benim işim 2-3 dakika anca sürer. Leke yapmaz. Merak etme. Sigara içmen yeter. Bu koku da ne ya? Hangini saldılar? Yağlı gözleme kokuyor sanki ya. Anam ne güzel yapar. Benzin ya. Benzin kokuyor. Ne? Gelin gelin gelin. Gelin karakulları alalım. Çabuk çabuk çabuk. Manyak bu adam. Ne oluyor lan kahvede? Niye kaçışıyor millet? Lan. Anlamadım ki abi. Şimdi bir dakika dur. Feyza arıyor. Alo. Abi. Operasyon tamam mı? Alo. Yok hala bekliyoruz abisi. Bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şerif abiye tam olarak nereyi kundaklayacağını söyledin değil mi abisi? Dükkanı kundakla dedim işte. Dükkan diyor ya. Tesisatçı diye özellikle altını çizdin ama değil mi? E anlamıştır herhalde. Manyak mı bu adam? Gerçek adamcağıza niye seçme şansı bırakıyorsun ya? Şerif manyağı şu an bildiğin kahveyi yakıyor. Metin koş! Lan ne ya? Lan! Ne bilmiş bu adam ya? Adam psikopat beyler. Herkes şarj aletini aldı mı? Oğlum lan
Ya sen bana niye elektrik veriyorsun? Stresten oldu be abi. İdare et. Yapma böyle şeyi. Ne konuştuk biz seninle? Şerif amca sakın ha, dur. Yaklaşırsanız yakarım. Yaklaşmasanız da yakacağım ya. Hep bu sahneyi yaşamak istedim. Adrenalin tavan yaptı, tavan. Tavan yapmasın, ne tavanından bahsediyorsun sen ya? Yakma bizim dükkanımızı abi. Lan birisi itfaiyeyi arasın, adam kül edecek dükkanına. Ben ararım. Sizin kontrolünüz yoktur şimdi. İtfaiye kaçtı ya. Hakikaten itfaiyenin numarasını bilen var mı? 1871. Olur mu canım? 1453. Ya hatırladım ya. 155. Ha 155. Kardeşim bizi niye aradınız? Önce itfaiye niye aramıyorsunuz? Haklısınız amirim. Bu aralar polisle çok görüşüyorum zaten. Bilseydim aramazdım. Amirim sorması ayıp. Bu itfaiyenin numarası kaçtı ya? Kaçtı ya. Dilimin ucunda. 188'di galiba. Hani Mevta? Nerede cenaze? Ya arkadaş bir kişi de itfaiyenin numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya hatırladım tamam. Şimdi sen karışmıyorsun. Bu defa ben arıyorum. Tamam söylüyorum ara. Hocam sizi de yorduk. Alo. Yanıyoruz. Hemen gelin. Yanıyoruz deyince biz de başka bir şey anladık ayol. Pardon bacım sizi de buraya kadar yorduk. Öyle palas pandıras gelmişsiniz. Dolmuş full mü? Bir şekilde dikkatini çekmemiz lazım. Başka yere bakmasını sağlayıp etkisiz hale getirmeliyiz. Şimdi morali çok bozulur. Bütün dünya yakası gelir. Ne yapsak ya? Şu bizim karşı tesisatçıyı mı yaksak lan? Oranın yandığını görünce canı çeker, o da burayı yakabilir. Olmaz. Öyle sokağın ortasında çiftler öpüşünce erkekler bir döner bakar. Şey yapalım, ben Eda'yla öpüşeyim. Aa, hayatta öptürmem. Niye öptürmüyorsun? Eğer sen Eda'yla öpüşürsen ben de Hilmi abiyle öpüşürüm. Ney? Abi demeseydin bari ya. Ney? O zaman ben de şu teyzeyle öpüşürüm. Ben de Turgut'la öpüşürüm. Ya lan bu bir öpüşme muhabbet almış gidiyor. Ne öpüşmesi lan? Ha? Yıkıldı kocasına. Koştum. Lan sen utanmıyor musun bizim Metin ile Ali abimizin dükkanını yapmaya? Sen kimin başarısısın? Kim tuttu sen çabuk söyle. Çok yüklenmeyin lan. Belki yarın bir gün lazım olur. Üstsüz karışmayın. Mahalleli size bırakmaz bu işi. Sen işte. Ya kardeşim düşünce hemen adamın üstüne saldırıyorsunuz. Bir kişine dükkan için bir laf etmedi be. Oh! Ulan hiç dinç olmamıştım. Vurun lan vurun. Oh! Zevk alıyor bir. Oh. Zevk alanı dövmen. Zevk almak isterim döverken. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai, var ya mı Anadolu çocuğu.